3 Uygur akademisyen yetkililerin bölücülük eylemleri olduğunu iddia ettikleri suçlardan dolayı ağır cezalara çarptırıldı. Uygur dil bilimci ve aktivist Abdülveli Eyüp, Uygur kültürü ve edebiyatının önde gelen isimlerinden Dr. Rahile Davut'un ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını, Dr. Nur Mehmet Ömer'in 10 yıl, Dr. Abba Bekri Abdülreşit'in ise 13 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini doğruladı. Bu akademisyenlere yöneltilen suçlamalar Uygur kültürü ve edebiyatının incelenmesi ve tanıtılmasıyla ilgilenmeleri etrafında dönüyor. Yetkililer bu faaliyetlerin bölücülük anlamına geldiğini iddia ediyor. Bu iddia akademisyenler ve destekçileri tarafından şiddetle reddediliyor. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da Çin yönetimi Uygur ve diğer Türk topluluklarına yönelik kültürel ve etnik soykırım politikasını sürdürüyor. Öte yandan Çin soykırım politikalarını örtbas etmeye çalışıyor. Çin yönetimi bu sefer Hollanda'nın Den Haag Belediye Binası'nda Bahar Etkinliği adı altında Uygur soykırımını örtbas etmek için Çinli çocukları kullandı. Çinli çocuklara Doğu Türkistanlıların milli kıyafetlerini giydirerek sözde Xinjiang konulu müzik eşliğinde dans ettirdi. Bu durumu fark eden Hollanda'daki Uygur Türkleri partiyi protesto etti. Olay Hollanda ve uluslararası medyada büyük yankı uyandırdı. Çin'in Sichuan eyaletinde yerel hükümetin su tedarikini güvence altına almak için Jinsa Nehri üzerinde baraj inşa etme planı bölgede yaşayan yerel halk tarafından protesto edildi. Çin güvenlik güçleri olayı protesto etmek için toplanan eylemcileri tutukladı. Bilgilere göre çoğunluğu Tibetlilerden oluşan yerel halkın Çin rejimin baraj projesini protesto etme nedenleri inşa planının 13. yüzyıldan kalma antik duvar resimleri içeren 6 tapınağı ve 2000 kişinin yaşadığı 2 köyü tasfiye etme kararı nedeniyle protesto ettikleri ifade ediliyor. Çin rejimine siber güvenlik hizmetleri sağlayan Çinli bir şirketin Kazakistan vatandaşlarının bilgilerini çaldığı ortaya çıkmasının ardından Kazakistan Dijital Kalkınma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından ortak bir soruşturma başlatıldı. Habere göre geçtiğimiz günlerde Çin rejim hükümetine siber güvenlik alanında hizmet veren bir Çin siber güvenlik şirketinin iç bilgi departmanının materyalleri ifşa edildi. Bu materyaller arasında Kazakistan'ın ana mobil operatörlerinin gizli verilerinin yanı sıra Kazakistan Telekomünikasyon Anonim Şirketi ve Birleşik Emeklilik Fonu'na kayıtlı bütün vatandaşların kişisel verileri yer alıyor. Çin Güney Çin Denizi'nde Filipinlerle egemenlik ihtilafı yaşadığı Scoreboard Tığınağı'nın girişine yeniden yüzen bariyer yerleştirdi. Filipinler Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre üçgen biçimli bir deniz bendinin çevrildiği açık deniz sığının ağız kısmı Çin Sahil Güvenliği gemilerince yüzen bariyerlerle kapatıldı. Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü daha önceki vakalarda olduğu gibi bariyeri kaldırdıklarını kaydetti. Hocalı katliamının üzerinden 32 yıl geçse de acısı dinmiyor. Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı katliamının kurbanları dün anıldı. Azerbaycanlılar Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki ana feryadı anıtına akın etti.